Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Tüpraş'ın teknik analizini yapacağız. Tüpraş'ta bir önceki yayında söylemiş olduğumuz 204 TL satış bölgesini fiyatların test ettiğini gördük ve buradan aşağı doğru sert satış yediğini gördük. Bir önceki videoyu lütfen izlemeyi unutmayın. O videoda söylenenler, anlatılanlar veya yaptığımız çizimler finansal okuryazarlığınıza katkı sağlayacaktır. Lütfen öğrenmeye ve yayınları yatırım tavsiyesi olmadan dinlemeye çalışın. Bakın, Tüpraş'ta yapmış olduğumuz analizde 2021 yılından gelen yükselen bir trendimiz var. Şimdi bu yükselen trendin alt bandına dokuna dokuna giden bir Tüpraş hissesi var ama bir türlü bu alt banttan yukarı yönünü kendisine atamıyor. Dolayısıyla destek bölgesine dokunmak suretiyle yukarı doğru gidiyoruz. Artık buradaki destek noktası 190 TL civarından geçiyor. Eğer ki fiyatlarda 190 TL'nin altında birkaç günlük kapanışlar olursa o zaman fiyatların 175-180'lere doğru düşme riskinin olabileceğinden bahsedeceğiz. Bugün artık kritik bir gün. Yarına bakacağız. Eğer yarında fiyatlar 190'ın altında kalmaya devam ederse 175'lere doğru gevşeme olabilir. Orta ve uzun vadede bir sıkıntı yok. Sadece kısa vadeli yatırım yapan arkadaşlar açısından bir önem arz edebilir. Ancak kısa vadeli yatırım yapmıyorsan, 1 yıl ve üzerinde yatırım yapıyorsan düşüşleri alım fırsat olarak değerlendirmenin daha doğru olacağını şahsen düşünüyorum. Şimdi bu bizim majördeki görüntümüz. 190'ların üzerinde kapanışlar yaptığımız sürece kanal alt bandında gerekli derecede konsolidasyon yaşayan Tüpraş'ın hedefi kanal orta bandı olan 250 TL civarına kadar yükselmesidir. Genel beklenti bu kanal içerisinde fiyatlar kaldığı sürece 250 TL ilk hedef noktası olarak karşımıza gelebilir arkadaşlar. 190 TL yakından takip edelim. Şimdi bir de kısa vade yapmış olduğumuz bir çizim vardı ve bu çizime göre de 204 TL yüksek riskli satış bölgesi. İlk olarak fiyatlar 204 TL'den 180'lere doğru gevşeme yapabilir demiştik. O grafiğimizi tekrardan hatırlayalım. Bakın arkadaşlar, bu grafiği de şu şekilde çizmiştik. Bakın, buradaki dip nokta ile şuradaki dip noktayı aldık. İki tane dip ve ortada bir tane tepe bulduk. Tepeye yerleştirdik. Kırmızı trendi kaldırıyorum. Bakın, referans noktalarından anlarsınız. İki tane dip, bir tane tepeden oluşan bu kanal görüntümüze göre dedik ki eğer ki fiyatlar 204 TL'ye gelir ve bunun üzerine atamazsa ilk olarak bu bölgeden satış yemesi lazım. Hatta şunu söyledik, 198'lere kadar yükseliş olur. Buradan 190'lara doğru bir düşüş olur. Sonrasında 204 TL test edilir ve 175-180'lere doğru, yani bu kanal orta band seviyesine kadar fiyatların düşme riskinin olabileceğinden bahsetmiştik. Majör trendlerde 189-190'a bakalım. Bunun altında kalıyorsa o zaman kanal orta bandı 175 ila 180 TL band aralığı hedef haline gelir. Buralara gelmez diyebilmemiz için majördeki 190'ın üzerinde kapanışları görmek lazım arkadaşlar. Yine söylüyorum, uzun vadeli yatırım için Tüpraş daha uygundur. Düştükçe toplamak daha mantıklıdır. Destek bölgelerinden alıp uzun vadelinde tutarsan hem yatırımcı zihniyetiyle hareket etmiş olursun, yani daha fazla kazanırsın, temettü gelirlerinden pay alırsın ve hisse senedi büyüdükçe sen de destek noktalarından sürekli eklemeler yaptığın için kazanç oranın bir kar topu gibi her geçen sene daha yukarı doğru gider. Ama sen 1 yıl ve altında işlem yapıyorsan o zaman günlük anlamda 189 ve 190 TL civarları net olarak bir değeri bilemeyiz arkadaşlar. Artı 1 eksi 1 olabilir. Bunların altında kalmadığı sürece buralardan tepkiyle tekrardan yükselmesi beklenir. Ancak 180-190 TL olarak belirlediğimiz bölgenin altında günlük kapanışlar yaparsa o zaman fiyatların 180 hatta 175'lere doğru gevşeme riski olabilir ve buralarında alım fırsatı olacağını şahsen düşünürüm. Şu an için 190'dayız. Bir sıkıntı yok. Günlük kapanışa daha var arkadaşlar. Bu videoyu çektiğimde saat 4.30 civarı. O yüzden günlük kapanışı yakından izlemenizi tavsiye ederim. Tüpraş'tan söyleyeceklerimiz bu kadar. Arkadaşlar, yayınlara lütfen abone olmayı unutmayalım. Beğenmeyi unutmayalım. Sizler beğendiğiniz sürece bizler de sizlerin bu beğenisinden dolayı daha sık Tüpraş yayınlarıyla karşınıza çıkıyoruz. O yüzden beğeni kriterimiz ve abone olma kriterimiz son derece önemli. Baktığımız bir kriterdir. Hepinize bol kazançlar diliyorum.